Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Katılımlar artıyor arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğim. Birkaç dakika daha beklemeyi düşünüyorum. Birazcık daha katılımlar artsın. Ondan sonra başlayabiliriz. İsterseniz katılımlar devam ederken öncelikle evet, yanlışlıkla kapattık. Evet. Bir risk uyarımız var arkadaşlar. Çok kısaca okumanızı rica ediyorum. Bu arada seste veya görüntüde bir sıkıntı olursa bana söylersiniz. Chat'te kısaca yazabilirsiniz. Eğer sorun varsa, sorun yoksa zaten sıkıntı yok. Bu arada soru cevap bölümünden sorularınız varsa oradan da iletebilirsiniz, chatten de iletebilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun dışında risk uyarımız kısaca bahsetmek gerekirse kaldıraçlı piyasalar arkadaşlar, forex piyasaları ve buradaki söylenen gerçi bugün eğitimimiz %100 eğitim şeklinde olacak. Yani mum formasyonlardan bahsedeceğiz ama tabii ki bu riskten de bahsetmemiz gerekiyor. Legal sebeplerden dolayı dediğim gibi kaldıraç etkisi var ve riskli piyasalardır. Onun dışında yavaş yavaş başlayabiliriz. 8'e 3 geçiyor. Bir saniye. Onun dışında ben şuradan ayarlayayım. Bir saniye. Bakalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Ağustos ayından beri webinarlara başladık. Daha öncesinden seminerlerimiz vardı. 4. Levent'te İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Maalesef bu Covid'den dolayı devam edemedik webinarlara, seminerlere. Seminerimiz çok gerçekten katılım çok yüksekti ve çok uzak yerlerden, diğer şehirlerden, etraf ya uzak şehirlerden de gelen vardı. Etkileşim daha yakındandı. Yemeğe çıkmıştık öğleden öğle molasında. Çok güzel geçmişti. Aynı zamanda konuğumuz vardı. İnşallah bu korona günlerini geride bırakırsak tekrar başlamayı düşünüyoruz aslında. Onun da bilgisini vereyim. Bizi zaten ilk defa webinara katıldıysanız Ekşi Forex olarak biraz sonra bu sunumun sonunda bütün adreslerimizi, bizi nereden takip edebileceğinizi söylemek isterim.
Bildiğiniz gibi bugün ben İkbal Kızılcağ, bu 15 Ekim Perşembe günü ve mum formasyonlarını kısaca bahsedeceğim. Çok kullanışlı, çok basit ve olmazsa olmaz gerçekten bilmeniz gereken formasyonlar var. Bilmeniz gereken mum okuma teknikleri var. Onlardan bahsedeceğim. Bir sonraki webinarımızda da MetaTrader 4, 4 Tips and Tricks'ten bahsedeceğim. Yani kısaca benim nasıl kullandığımı, yani şöyle, tamamen MetaTrader 4 eğitimi olmayacak. Katılımcıların genel olarak ufaktan bir MetaTrader bilgi sahibini olduğunu düşünerek sadece daha kısa, daha kullanışlı, daha hızlı yapabileceğiniz şeyleri, belki farkında olmadan tekrarla yaptığınız işleri daha kısa bir şekilde yapma vesaire vesaire bahsedeceğim. Kendim kullandığım kadar bahsetmek istiyorum. Tabii ki eğer özel bir isteğiniz varsa, ben şunu yapamıyorum, şunu yapmak istiyorum, acaba şöyle bir şey yapmak mümkün mü tarzı sorunlarınız varsa bana iletirseniz, bize iletirseniz, ben bir hafta vaktim var. Zaten hazırladım şu ana kadar anlatacağım her şeyi. Üzerine eklemeye çalışacağım. Ondan sonra da zaten canlı piyasa analizi olarak devam edeceğiz. Bir sonraki hafta Perşembe günü. Bu canlı piyasa analizleri arkadaşlar gerçekten çok ben istiyorum. Katılımın yüksek olmasını istiyorum. Çünkü burada eğitim sadece teknik analiz ya da belli bir şeyleri üzerine değil de daha çok nasıl trade ettiğimi, daha çok nasıl trade edilebilir onları anlatmaya çalışıyorum. Çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki eğitim çok önemli. Yani formasyonları görmek, indikatörleri tanımak, bunlar çok önemli ama onları nasıl uygulayacağınızı bilmek çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi biz mum diyoruz bunlar ama candlesticks aynı zamanda İngilizcesi birebir mum anlamına geliyor. Candlesticks deniliyor yurt dışında, İngilizce'de eğer görürseniz şaşırmayın. Çok kısaca bahsetmek gerekirse, bununla çok hızlı geçeceğim. Bir açılış seviyesi, bir kapanış seviyesi var ve açılış seviyesi aşağıdaysa, kapanış seviyesi yukarıdaysa bu bir boğa ya da bullish, yeşil mumdur. Ya da tam tersi bearish candlesticks'tir ya da işte ayı candlesticks'tir. Onun dışında MetaTrader'da, eğer ilk defa MetaTrader'ı kuruyorsanız, MetaTrader'da renkler böyledir arkadaşlar. Bu içi boşsa yukarı yönlü kapanmıştır. İçi doluysa ya da beyazsa aşağı yönlü. Bunu değiştirebiliyorsunuz ama ben şahsen değiştirmeyi tercih etmiyorum ve böyle kullanmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bir noktadan sonra gözünüz çok alışıyor ve gerçekten böyle kullanmayı tercih etmeniz çok doğal. Çünkü daha sonra grafikleriniz üzerine bir şeyler ekliyorsunuz. Moving average ekliyorsunuz. Başka Fibonacci seviyeleri ekliyorsunuz. Vesaire vesaire. Onların renkleri kırmızı, sarı, mavi olduğu için kendi orijinal chartınızın olabildiğince sade olmasını isteyebilirsiniz. Karışmaması adına. Onun dışında hemen kısaca bir avantajlarından bahsederim arkadaşlar. Bunlar başlangıç seviyesi için aşırı derece uygun. Yani hemen gözünüz alışıyor ve bir kere öğrendikten sonra bir daha unutmuyorsunuz ve çok okuma kolaylığı sağlıyor. Onun dışında bunlar trade ve analizinize destekliyor bu mumlar. Sonuçta belki bir Fibonacci seviyesine göre işlem yapıyorsunuzdur ve o Fibonacci seviyesine göre %50'nin üzerinde kapatırsa işlemi girmeyi hedefliyorsunuzdur. Bu açılış ve kapanış seviyelerini gösterdiği için mumlar, gösterdiği için bu size aynı zamanda güzel bir seçenek sunuyor. Sonra bu patternler çok kısa, çok basit, çok bir saniye. Bu patternler çok kısa, çok basit ve çok rahat hatırlanılabilir. O yüzden kesinlikle bu webinarı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çok kısa ve hızlı ve öz olarak geçecek. Onun dışında en büyük avantajı gecikmeli analiz olmaması. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, mesela moving average, şunları ben sileyim. Şunları bir saniye ben. Mesela moving average, diyelim ki piyasa yükseliyor arkadaşlar. Piyasa yükseliyorsa moving average nasıl bir izlenim yaratıyor? Şöyle bir izlenim, şöyle bir yolu takip ediyor. Biliyorsunuz ki mesela default olarak
MetaTrader'da son 14 mumun kapanışına göre ortalama fiyat alıyor. Ve şuradaki gördüğünüz ya da mesela şuradan bir section alırsak, şuradan bir zaman dilimine bakarsak, şuradaki gördüğünüz fiyat geriye doğru son 14 mumun kapanış fiyatına denk geliyor. Ve sizin burada belki şu hareketi kaçıracaksınız. Bu noktadan sonra giriş yapmayı başlayacaksınız. Ve bu noktadan sonra fiyat bir yerlerden sonra yavaşlayıp geri aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirme ihtimali var. Bu moving average'e lagging indicator diyoruz. Yani gecikmeli indikatör diyoruz mesela. Bu mumların en büyük avantajı gecikmeli olmaması arkadaşlar. Onun dışında hemen bir genel bir saniye. Ben şeyi de ayarlamaya çalışıyorum. Şunları sileyim. Gerçi silmeme gerek yok. Çok genel bilgi vereceğim. Güzeldir bunları bilmek. Bunlar Japonlar tarafından pirinç trade etmek için, pirinç fiyatını trade ticaret etmek için geliştirilmiş bir şey. Onun dışında buna Japanese Candlesticks de deniliyor yurt dışında. Onun dışında da 30 yıl önce, yani şu anlamı geliyor. Bu 30 küsür yıldır kullanılan bir teknik, kullanılan bir fiyat okuma tekniği. Ve Steve Nielsen, adında dünyada, hatta bu Steve Nielsen arkadaşımız ilk bulduğunda merkez bankalarına dair eğitimler veriyor vesaire vesaire. Bunları genel bilgi olarak anlattım. Onun dışında hemen bir başlayalım. Genel olarak candlesticks'ler, düşük mumlar ve büyük mumlar olarak, hani bunlar daha çok böyle kararsız ya da kararlı ama çok fazla güçlü değil. Büyük mumlar çok fazla güçlü piyasaya işaret ediyor. Bu sadece genel bir bilgilendirme. Hemen bir bakalım yavaş yavaş formasyonlarımızda. Şu an formasyonlara daha geçmedik. Daha çok böyle genel bilgi olarak. Biliyorsunuz ki bunlara shadow deniliyor ama daha çok pin deniliyor. Daha çok halk ağzıyla pin ya da iğne birebir aynı anlamı geliyor. Birebir aynı anlamı geliyor. Biz iğne diyoruz. Yabancılar pin diyor ya da shadow diyor. Genel olarak eğer şöyle bir mumumuz varsa, bu kırmızı bir mum arkadaşlar. Burada açılmış, burada kapanmış. Bu genel olarak tabii çok fazla bir şey ifade etmezse de, çünkü açılış ve kapanış seviyeleri çok yakın olduğu zaman çok genel bir şey ifade etmezse de, piyasalarda alıcılar var ama satıcılar daha ısrarcı anlamına geliyor. Tam tersi bir şekilde de, tam tersi bir formasyon varsa da tek mumda, evet bir satıcı var, bir piyasayı bir aşağıya zorlamışlar ama tekrar alıcılar demişler ki biz bunu daha yukarıda kapatırız ve kapanış daha yukarıda gerçekleşmiş. Bu da yeşil mum. Onun dışında Spring Tops arkadaşlar, bu da bir formasyon, bir grup halinde bir formasyon olarak düşünün. Bunlar genelde piyasa, yani benim eski webinarlarımı izleme şansınız olmuşsa eğer, ben trade ettiğim zaman hep böyle genel, yani zoom yapmadan, daha çok mumlara bakmadan ama konuştuğum şeyler tamamen tutarlı olduğunu görebileceksiniz. Yani Tikmil'in YouTube sayfasına gidip eskiden ekşi forex ve analizleri başlığıyla paylaşılan videolara bakarsanız aşağı yukarı hep böyle piyasa bir aralığı girer, sonra devam eder ya da aşağıya kırar. Eğer bu bir önceki price action fiyat aralığıyla, yani daha çok arz talep fiyat aralığıyla bağlantılıysa daha çok böyle düşüş bekleriz vesaire vesaire. Şimdi daha yakından bakıyoruz onlara arkadaşlar. Yani tamamen aynı şeyler ama daha çok detaylı bir şekilde. Tabii sadece bu slide için geçerli. Görebildiğiniz gibi Spinning Tops genelde bize şunu anlatıyor arkadaşlar. Kararsız bir piyasa. Görüyorsunuz ki alış ve satış çok yakın birbirlerine ve iğneler uzun, iğneler kısa da olabilir. Burada birazcık daha kısa. Bunlar tamamen kararsız bir piyasa. Bu yükseliş bir trendinde böyle bir piyasa gerçekleştiğinde bu daha çok dönüş sinyalleri vermeye başlıyor piyasa. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kararsız bir piyasa, bullet points olarak gideceksek, yükseliş trendinde dönüş sinyali, düşüş trendinde de dönüş sinyali. Onun dışında arkadaşlar hemen şunu dikkatinize çekmek istiyorum. Eğer bu bir yükseliş piyasasının devamıysa, şuradan piyasa yükseliyorsa, moving average ya da işte MACD kullanıyorsunuz ya da RSI kullanıyorsanız ya da
başka şeyler kullanıyorsunuz. Hadi bu ilk mumda şu anda daha Candlesticks olayına girmedik. Yükseliş trendi devam ediyor ve siz alışlarınıza devam ediyorsunuz, almaya devam ediyorsunuz ve bu şu şekilde devam eder değil mi? Moving Average. Ve gördüğünüz gibi ilk mumdan sonra, ikinci mumdan sonra siz artık bu piyasada eğer bu pattern'ı biliyorsanız ve piyasanın kararsız olduğunu fark ettiyseniz artık alışlara devam etmeyeceksiniz. Ya da dipten alıştığınız varsa satış, yani o pozisyonu kapatmaya yönelik oynayacaksınız ya da short pozisyonları kovalayacaksınız. Bu moving average, lagging indikatör, gecikmeli indikatör olarak düşünebilirsiniz ve bu tarz durumlarda mumlara bakmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar isimler önemli değil. Yani burada ben ismini yazdım ama tamamen bilgilendirme amaçlı, eğitim amaçlı. Madem her şey tam olsun. Bunlar arkadaşlar marubozu mumları ve bunlar tamamen çok güçlü piyasaları işaret ediyor. Gördüğünüz gibi hiçbir iğne bırakmadan ya da çok ufak bir iğne bırakıp çok büyük bir vücuda ya da body demeyi tercih ederim ben. Vücut deyince birazcık garip hissediyorum. Tamamen çok güçlü bir body'ye, çok büyük bir body'ye sahip ve bunlar piyasanın o yöne doğru çok fazla satıcılı ya da alıcılı olduğunu işaret ediyor. Onun dışında Doji son zamanlarda çok az görünen ama yani birebir şöyle Doji'lerde alış ve kapanış birebir aynı fiyat olması gerekiyor. Ya da işte çok böyle bir pointluk farkla 0,1 pips farkla aynı olması gerekiyor. Ama tabii ki artık Doji görmek çok bilmiyorum nedense az oldu Doji'ler. Çok meşhurdur. Adı çok duymuş olabilirsiniz adını. Hemen bir örneklerine bakalım arkadaşlar. Piyasadaki örnekler, bu örneklere ben kendim hazırladım. Bütün örnekleri kendim hazırladım ve özellikle piyasadan son dönemlerin piyasalarını giderek baktım. Ve aynı zamanda teoriyle gerçeğin birebir örtüşmediğini göstermek istiyorum. Mesela burada ben bir doji formasyonu koymak istedim. Ama görüyorsunuz burada alış ve satış birebir aynı değil. Tabii burada zoom out çok belli olmuyor. Küçük ekrandan izliyorsanız mesela çok göremeyebilirsiniz. Ama alış ve kapanış kısacası aynı değil. Doji'ler arkadaşlar dönüş piyasasını temsil ediyor. Yani dönüş ihtimali olan bir piyasayı piyasadan haber veriyor. Alış ve satış pozisyonları için de yani alttan dönüş noktası ya da üstten satış kovalamak için gerçekten mükemmel fırsat veriyor bunlar. Onun dışında hammerlar çok görüyoruz hammerları. Çekiçler çok görüyoruz. Hemen örneklerine bakalım. Yükseliş piyasasında görebileceğiniz budur. Düşüş piyasasında da dönüş sinyali veren şöyle bir hammer'dır. Hammer'ların kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse ya da bullet point'larından bahsetmek gerekirse mumun, pinin ya da iğnenin en az 2 ya da 3 katı olacak. Body'sinin 2 ya da 3 katı olacak. Diğer taraftaki iğne çok küçük bir iğne olması gerekiyor. Ve onun dışında body ise üst tarafta olması gerekiyor. Ve onun dışında kırmızı ya da beyaz, yeşil ya da kırmızı kapatması hiç önemli değil. Onun dışında arkadaşlar hemen bir örneklere bakalım. Görebildiğiniz gibi mesela örnek verelim. Moving average ya da herhangi başka bir indikatör kullanıyorsanız, gecikmeli lagging indikatörleri kullanıyorsanız, görebildiğiniz gibi şöyle bir ortalama gerçekleşecek. Daha kısa bir ortalama daha kısa periyotlu bir ortalama seçerseniz dahi gene de sizi yanıltma imkanı olacak. Evet, buyurun ben sizi dinliyorum. Bir arkadaşımız yanlışlıkla mı oldu yoksa bir sorunuz mu var? Emin değilim. Chatten ulaşabilirsiniz. Bilmiyorum yanlış mı oldu. Bir arkadaşımızın sorusu var. Yalnız ben chat'i açtım. Şimdilik bir soru göremiyorum. Olur ben devam edeyim. Sorunuzu yazabilirsiniz. Chat'ten de yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünden de Q&A bölümünden de yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Olabiliyor böyle şeyler. Onun dışında mesela bu arada buradaki grafikler
Buradaki grafikler genelde H4'ten seçildi, D1'den seçildi veya da haftalıktan seçildi. Benim eski webinarlarımı takip ettiyseniz ya da ilk defa geliyorsanız ben D1 altına çok nadiren bakıyorum. Tabii ki H1 ve H4'e bakıyorum ama benim ana grafiğim D1'dir. O yüzden buradaki gördüğünüz şeyler genelde 200-300 pips civarı bir dalgalanmalar sonucu olabilir. O yüzden bir ufak bir fikir verme açısından söylüyorum. Şurada gördüğünüz shimmer'dan sonra bir dönüş sinyali arayıp istediğiniz bir yerde işlemi girdikten bir sonraki mumları takip ederek işlemi girerseniz aşağı yukarı görebildiğiniz gibi 200 pips civarı, 100-150 pips civarı bir getiri sağlama ihtimali var, bir kazanç sağlama ihtimali var. Onun dışında tabii burada da aynı şey. Peki bunları tek başına hesaba katarak işleme girebilir miyiz? Girebiliriz tabii ki ama başka şeylerle kombinasyonları yaptıktan sonra özellikle Fibonacci seviyeleri olsun, Moving Average olsun, Moving Average'e trendi teyit edersiniz. Onun dışında fundamental temel analizlerinizin sonucunda short kovalıyorsanız, MUM'u gördükten sonra short dediğim gibi kısaca özetlemek gerekirse başka şeylerle kombine ederek devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar bilmeniz gereken çok temel, çok temel ve çok işe yarayan enstrümanlar, aletler size fayda sağlayabilecek. Onun dışında ters hammer, ters çekiç ya da güzel isimleriyle shooting star ya da inverted hammer yani ters çekiç olarak adlandırılan iki tane daha formasyonumuz var. Onlarda da kısaca bahsetmek için, kısaca örnekten göstermek gerekirse, özellikle örneklerle vermeyi ben çok seviyorum. Örnek vermek gerekirse, burada gördüğünüz gibi bir shooting star'dan sonra piyasa çok temiz bir şekilde aşağı yönde hiç uğraştırmadan, hatta bir sonraki mumdan bile hiç uğraştırmadan aşağı yönde bir hamle gerçekleştiriyor ve bunları arkadaşlar bu arada şöyle rica edeceğim. Eğer ufak bir not alabilirseniz şundan dolayı söylüyorum. Bunları şu an gördüğünüz zaman çok temiz, çok net hatırlayabilirsiniz ama piyasaya girdikten sonra masa başına oturup bir işlem girmeye başladıktan sonra unutabilirsiniz. O yüzden ilk günlerde bunları kullanmak istiyorsanız tabii ki ilk günlerdeki kullanmanızı çok tavsiye ediyorum. İlk günlerde ufak bir notta cheat sheet olarak böyle kısa kısa şekil olarak çizerseniz ve eliniz altında bulunsun. Zaten dediğim gibi bir noktadan sonra o kadar çok kullanışlı ve hatırlanılabilirliği çok kolay olduğu için çok hemen hepsi aklınıza kazınacak ve bir sonraki işlemlerinize bunlara bakarak çok rahat bir şekilde piyasayı takip edebileceksiniz. Fiyatları analiz edebileceksiniz. Ters formasyon olarak da görebildiğiniz gibi çok temiz bir tabii burada birazcık uğraştırmış tekrar piyasa geri gelmiş ama dediğim gibi başka şeyleri de analiz etmeniz gerekiyor. Full buna odaklanıp eğer hani senaryo olarak tamamen buna odaklanıp devam etmiş olsaydınız bu piyasa burada kapandı. Bir sonraki mumun açılışında işlemi girdiniz. Stop loss'u bunun altında koymuş olsanız mesela bu tamamen pozitif kapanacak bir trade'dir. Aynı şekilde burada da göremiyorum. Burada da bu mum kapandıktan sonra bir sonraki mumun açılışında işleme girmiş olsanız ve stop loss'u bunun tepesine bırakmış olsanız çok güzel bir trade etmiş olacaksınız. Dediğim gibi bunlar hepsi H4 4 saatlik günlük ve saat haftalık grafikler. Yani burada gördüğünüz H4 grafiği ise aşağı yukarı 100-150 pips, 200 pips civarı bir getiri sağlama imkanı olan bir pattern, bir oluşum. Onun dışında engulfing çok duymuş olabilirsiniz. Bu da artık ikili, bir önceki bahsettiğim mumlar hep birli formasyondu. Tek mumla fiyatın analizini gerçekleştiriyordunuz. İkinci olarak engulfing arkadaşlar. Engulfing de kısaca bahsetmek gerekirse ilk mum kapanıyor. Normal piyasa koşullarında gittiği yönde. Yükseliş trendi ise yeşil, düşüş trendi ise kırmızı. Bir sonraki mum onun daha altında kapanır. Mesela yükseliş trendindeyiz.
Bir sonraki mum daha alt bir seviyede kapanıyor. Kapanış seviyesi tamamen. Ve ondan sonra düşüş trendi bekliyoruz arkadaşlar. Onun dışında hemen örneklere bakalım. Örneklerle çok daha net anlaşılacaktır. Şöyle ki arkadaşlar, burada bir düşüş trendimiz var. Bir sonraki mum açılış seviyesi doğal bir şekilde hemen bunun kapanış seviyesine açılıyor. Orantılı bir şekilde. Ondan sonra görebildiğiniz gibi diğer mumun kapanış seviyesi bir önceki mumun açılış seviyesini geçiyor. Burada da düşüş bir trendinde bir sonraki mum düşüş trend şuradan bahsetmek istiyorum. Yükseliş bir trendinde bir sonraki mum görebildiğiniz gibi bunun iğnesi daha aşağıda ama dediğim gibi bu engulfing'de kapanış seviyeleri önemli. Kapanış seviyesi bir önceki mumun açılış seviyesinin altında ve dediğim gibi sadece iki muma bakarak şurada short girmiş olsanız bu piyasa kapandı burada. Burada short girmiş olsanız ve stop loss'u uygun bir seviyeye risk oranınıza göre uygun bir seviyeye bırakın. Hatta daha fazla daha yüksek zirveye bırakmış olsanız dediğim gibi çok temiz bir trade etme imkanı sağlayan bir formasyon. Onun dışında cımbız formasyonu çok nadir, çok nadir ama ben hiç üşenmedim. Gittim, buldum. Hemen örneklerini gösterelim. Dediğim gibi mükemmel olmasına imkan yok. Çünkü piyasa biliyorsunuz farklı, teoriden çok farklı. Dediğim gibi bu formasyonda ufak bir not alırsanız gerçekten yararı görülebilir. Çok az görülse de demek ki burada bunlar çok eski fiyatlar değil. Yani en fazla 4 saatlikte ya da işte günlükte en fazla son 1-2 aya bakmışımdır. Demek ki görülebiliyor bu formasyonlar. Ve dediğim gibi çok faydalı fiyat formasyonları. Dediğim gibi şuradan bakarsanız long seviyeleri ve short seviyeleri gerçekten girdikten sonra piyasa istediğiniz yöne doğru devam ediyor. Bundan sonra arkadaşlar üçlü bir saniye. Ben birazcık soru var bir tane. Bu formasyonu için indikatör kullanmalı mıyız? Şöyle mum seviyelerine arkadaşlar şöyle bir soru var. Mum formasyonlarını desteklemesi için indikatör kullanmalı mıyız? Arkadaşlar şöyle mum seviyelerini en efektif bir şekilde kullanmak için hem fiyat formasyonları hem de price action analysis dediğimiz Türkçesi yani Price action, fiyat aksiyon analizi diye çevirebilirim. Türkçesini tam bilmiyorum. Genel olarak arz talep bölgelerini belirleme, destek ve direnç belirleme, trend belirleme tarzı ufak bir bilgilerle bunları harmanlarsanız, mum formasyonları harmanlarsanız mükemmel bir performans elde edebilirsiniz. Yani indikatör olarak şöyle Moving Average'i de kullanabilirsiniz. Çok fazla tavsiye etmiyorum. İlk başlarda tavsiye ediyorum ama daha sonra yani Moving Average'le genel olarak piyasanın neye baktığını diğer insanlar yani sizden ya da bu işi yeni başlayan insanların daha çok neye baktığını, nasıl bir piyasa gördüğünü görmeniz için tavsiye edeceğim Moving Average'i. Ama daha sonra yani benim eski webinarlarımı izlerseniz grafiklerimde hiçbir şey yok arkadaşlar. Pivot pointlar dışında pivot pointlar da sadece saatliğe baktığım zaman ya da saatlik altına baktığım zaman ya da şaşırdığım zaman ne piyasaya daha yakından bakmak istediğim zaman aktive ediyorum pivot pointları. Onun dışında sorunuza cevap olarak evet farklı indikatörlerle harmanlayabilirsiniz. Şöyle şunu akıllınızda bulundurmanızı rica ediyorum. Bunlar mum formasyonları gecikmeli indikatör değildir. Bunu eğer gecikmeli bir indikatörle harmanlarsanız daha güzel bir sonuç elde edebileceksiniz mantıken. Şöyle ki şuradan bir örnek vermek gerekirse siz burada çok rahat bir şekilde göremiyorum kalemimi. Çok rahat bir şekilde bir moving average aşağı yönlü geliyor. Dediğim gibi son 14 mumun ortalaması ya da siz seçebilirsiniz son 50, son 100 mumun ortalamasını alıyor. Bu moving average böyle devam ediyor ve böyle devam etmeye dönüş sinyalini mum formasyonlarından
düşündükten sonra, yani böyle analiz ettikten sonra siz dediniz ki artık tamam, ben evet bir short bir trend var ama bir dönüş sinyali verdi. Bu size birkaç tane şeye birkaç tane şeyi, birkaç tane elinize birkaç tane kanıt veriyor. Yani diyorsunuz ki tamam, short piyasası var ama bir dönüş sinyali de alıyorum. Ben long short pozisyonlarımı azaltayım ya da kapatayım, ya da long pozisyonların, yani pozisyonunuz yoksa long pozisyonları alayım. Bakalım moving average ne yapıyor? Moving average tabii ki fiyat döndüğü zaman yavaş yavaş yönünü yukarıya döndürmeye başlıyor. Ve bu size bir konformasyon oluyor. Onun dışında tam tersi olaylar da var. Mesela pivot point kullanıyorsunuz ya da Fibonacci kullanıyorsunuz. Fibonacci seviyesi, atıyorum siz Fibonacci'yi çizdiniz. Bu bir yükseliş trendinin düşüş trendi olsun. Fibonacci'yi çizdiniz. Burası ne kadara denk geliyor? 61.8, ya da ters bakarsanız 38.2. 38.2'ye denk geliyor. Siz baktınız ki bu fiyat dönüyor ve istiyorsunuz ki buralardan long girmek istiyorsunuz. Şu benim kalemim sürekli kayboluyor, kusura bakmayın. Buradan long girmek istiyorsunuz. Bu konformasyonu gördükten sonra bu sizi teyit ediyor. Sizin düşüncenize, sizin analizinize teyit ediyor. Long girdikten sonra tamam, birinci mumdan değil, ikinci mumdan değil, üçüncü mumdan long girerseniz tabii ki bunun ondan sonrası trade management, risk management, pozisyon management. Dediğim gibi bunlar gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamanızı rica ediyorum. Üçlü formasyonlarını geçtik. İki tane üçlü formasyon olarak tabii ki aynı şey. Long ve short olarak. Hemen örneklerine bakalım arkadaşlar. Düşüş bir trendinde son mumumu kapatmışım. Ortadaki mumun rengi veya kapanışı önemli değil. Ortadaki mum zaten bana tekli olarak düşünürseniz bir tuhaflık olduğunu ya da bir dönüş olabileceğinin beklentisini veriyor. Bir sonraki mum çok güçlü bir şekilde yukarı yönlü kapatıyor. Engulfing'le karıştırmayın. Tabii ki yani daha engulfing'de birazcık daha farklı, karıştırmayın onunla. Bir sonraki mum güçlü kapatıyor ve bu bir dönüş sinyali. Burada da dediğim gibi hemen short bir piyasasında, yani long bir piyasası var. Son mumumu kapatmışım. Ondan sonraki mum hemen bir dönüş sinyali veriyor ve bir sonraki mum da teyit ediyor. Diyor ki bu artık short piyasası. Ve dediğim gibi neredeyse, yani bu üçüncü mumdan sonra hemen şurada piyasa, hemen şunları ben bir sileyim. Hemen şurada şu mumda, yani dördüncü mumda short girmiş olsanız, dediğim gibi burası 4 saatlik olarak düşünürseniz en az 300 pips civarı bir gelir elde etme şansınız var. Tabii ki dediğim gibi, hani sorunuza ek olarak dediğim gibi, bunlar case study arkadaşlar. Sürekli her case'te değişiyor. Burada çalışan şey burada çalışmıyor. Yani şurada açmış olsanız tabii ki, yani stop lozunuzu geniş tutmuş olsanız çalışıyor gene de. Bir geri çekilme olmuş, sonra devam etmiş. Ben dönüş sinyalimi almışım. Bir geri çekilme gerçekleşmiş, sonra devam etmiş piyasa yükselmeye. Dediğim gibi bunlar tamamen başka şeylerle harmanladığınız zaman başka şeyleri dikkate alarak, bunları da dikkate alırsanız gerçekten mükemmel performanslar elde edebiliyorsunuz. Onun dışında bu gerçekten çok risksiz, çok sağlam bir formasyon. Üçlü asker arkadaşlar, gördüğünüz gibi her bir mumda birinci, ikinci, üçüncü mum fiyatın açılış ve kapanış seviyeleri arası açılıyor. Daha güçlü satışlar ya da daha güçlü alışlar sinyalleri veriyor. Onun dışında hemen örneklerine bakalım arkadaşlar. Burada örnek verileceği üzere şöyle arkadaşlar, piyasa başlamış yükselmeye. Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum ve artık üçüncü mumdan sonra confirm ettiniz. Dediniz ki bu fiyat artık yükseliyor. Confirm ettiniz. Kendinizi onayladınız. Analizinizi onayladınız. Alışı geçtikten sonra göreceksiniz ki hemen yukarı yönlü bir hareket var. Bu daha güzel bir piyasa arkadaşlar. Şöyle ki burada gördüğünüz gibi ikisini de, dediğim gibi bunları aynı zamanda birbiriyle de bağlaştırabilirsiniz. Burada ya sakin bir piyasa, kararsız bir piyasa anlamına gelen mumlar var. Küçük mumlar, iğneler küçük, büyük fark etmez. Küçük mumlar. Ondan sonra üçlü asker, Three Soldiers dediğimiz üçlü asker formasyonunu görüyorum.
Açılıyor, açılıyor, açılıyor ve dediğim gibi üçüncü, dördüncü mumdan itibaren tamamen hemen dördüncü mumun açılışında bile işleme girmiş olsanız neredeyse hiçbir negatif bakiye görmeden sadece kârdasınız ve bu şunu 4 saatlik olarak düşünürsek sadece bu formasyona dikkat alarak işleme girmiş olsanız nereden baksanız 400 pips, 250 pips bir formasyon. Onun dışında hemen saate bakalım. Onun dışında böyle bir formasyon var arkadaşlar. Bu da sanırım sonuncu üçlü formasyonumuz. Bakalım soru var mı? Answer live. Soru yok. Chat'e bakalım. Chat'te bir şey var. Tamam, hiç sorun değil. Onun dışında hemen bakalım. Son mumum kapanıyor. Düşüş trendinde. Ondan sonra bunu engulfing'de karıştırmayın. Engulfing'de bir sonraki mum daha yüksekte kapatması gerekiyordu. Ya da burada bir sonraki mum, ikinci mum daha düşükte kapatması gerekiyordu. Burada ikinci mum bir dönüş sinyali veriyor ama çok küçük, çok önemsiz. Üçüncü mum tamamen konfirm ediyor onu. Tamamen onaylıyor. Ve dediğim gibi hemen örneklerine bakalım. Çok güçlü bir satış görüyorum. Hemen bir alış ve üçüncü mumum ilk mumdan daha yüksekte kapatıyor. Ve dediğim gibi bir bullish bir piyasa, bir yükseliş, bir trendin başlangıcı. Burada da aynı şekilde tam tersi. Bir son mumum kapanmış. Bir sonraki mumum çok önemsiz bir sinyal veriyor dönüş olacak diye. Üçüncü mum tamamen onaylıyor. Ve dediğim gibi dördüncü mumdan itibaren şurada gördüğünüz gibi dördüncü mumdan itibaren işleme girdiğiniz zaman çok güzel, çok basit bir trade elde etmiş olacaksınız. Tabii ki bunları başka şeylerle de düşünmeniz lazım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz. Yani ilk öğrenmeniz gereken bu mum tabii yani ilk dediğim zaman birazcık çok abartmış olabilirim ama gerçekten ilk beştedir öğrenmeniz gerekenler arasında. Çünkü gerçekten başka şeylerle tamamen uyumlu bir şekilde trade edebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Sadece tek başına bunlara bakarak trade edebiliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda kodlamaya da uygun. Yani eğer hani ilginiz varsa ya da kodlamayı biliyorsanız, bu dile biliyorsanız, MetaTrader'in dilini biliyorsanız kodlamaya da uygun. Dediğim gibi bunlara kesinlikle kaçırmayın. Arkadaşlar onun dışında ben sorularınızı beklerken eğer varsa çok sevinirim. Onun dışında biz Ekşi Forex olarak slaytların ilk başında bahsetmiştim. Ekşiforex.com olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yapım aşamasında da şu an bir web sitemiz var. Aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ama çok daha güzel bir web sitesiyle karşınıza çıkacağız. Onun dışında bilgi@ekşiforex olarak bizlere dönüş yapmanızı. Mesela bu mum formasyonları bize sizler söylediniz ve benim bu mum formasyonlarımı gerçekten her gün kullandığım ama bir kullanan olarak, bir trader olarak ben bunu akledemiyorum maalesef. Çünkü şöyle her gün kullandığınız bir şeye, ben bunu kullanıyorum, bundan bahsedebilirim demek birazcık gerçekten zor oluyor. Aynı şekilde MetaTrader olarak da bir arkadaşımız bahsetmişti. MetaTrader benim nasıl MetaTrader kullandığımı gördü ve bahsetmişti. Böyle bir şey talepte bulunmuştu ve daha sonra talepler artmaya başladı. MetaTrader'ı nasıl kullanıyorsun? Tips and tricks olarak bir eğitim yapabilir misin diye rica etmişlerdi. Tabii ki demiştim. Hiç kırmam. Onun dışında Twitter'da bizlere takip edebilirsiniz. Twitter'ı çok aktif kullanıyoruz. Sürekli anketler yapıyoruz. Instagram'da takip edebilirsiniz. Güncel duyuruları orada yapıyoruz. Telegram grubumuzda 1000 küsur üye var. Daha da artıyor. Sürekli artmaya devam ediyor. Discord kanalımız da var. Biliyorsunuz Discord'da sesli görüntülü konuşmalar gerçekten çok kullanışlı oluyor. Eğer öyle bir talebiniz varsa orada görüntülü olarak, sesli olarak sizlere destek sunabileceğiz. Ekşi Forex olarak bir sonraki sunumumuz 20 Ekim Salı günü MetaTrader'ı gerçekten iyi kullanan birisi olarak gerçekten kendi açımdan, kendi çapımda iyi kullandığımı düşünüyorum MetaTrader'ı. Onların kendi kullandığımca her şeye hiç sakınmadan bütün bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ondan sonra da zaten canlı piyasa analizi olarak bunları nasıl uyguladığımı, tabii daha başka şeylerden de bahsedeceğim. Dediğim gibi ben bahsettikçe siz bir şeyleri fark ediyorsunuz, biz bunu öğrenmek istiyoruz diyorsunuz ve o şekilde ben kendimi daha geliştirerek, daha güzel şeyler hazırlayarak karşınıza çıkıyorum. Onun dışında arkadaşlar çok teşekkür ederim.
beni dinlediğiniz için. Hemen sorulara bakacağım. Şunları ben bir sileyim. İlk 5'i açar mısınız lütfen? İlk 5'i tabii ki hemen açalım. İlk 5'i açalım. Bunlar dönüş formasyonları ya da kararsız piyasa formasyonları. Şöyle bullet point olarak özetle geçtim. Bunlar kararsız piyasa. Şu an, yani onlar da kararsız piyasa. Yani şunlar da kararsız piyasa. Yani bir satış var ama alıcılar yüksekte kapatmaya çalışmış vesaire vesaire. Spinning tops. Bunlar da hemen şunları sileyim ben. Bunlar da kararsız bir piyasa. Daha çok trend dönüşlerinde görülebilecek fiyat formasyonları. Bunlar çok güçlü formasyonlar. Bunları gördükten sonra bir sonraki fiyatlar genellikle o yöne doğru devam etme ihtimali çok yüksek. O yüzden böyle mumlar gördükten sonra birazcık daha dikkatli olmamızda fayda var. Tabii ki başka analizleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunlar dojiler arkadaşlar. Dojilerin en büyük özellikleri açılış ve kapanış seviyeleri çok yakın olmaları birbirlerine. Onun dışında doji örnekleri, hammer, çekiç örnekleri. Hemen örneklerini gösteririm. Not almak istiyorsanız böyle not alabilirsiniz. Onun dışında siz bunlara bakarken mum formasyonunu kullanan robotlar var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Çok basit kodlaması, çok basit. Ben bilgim yok. Ama şöyle, sonuçta elinizde bir açılış seviyesi var, bir kapanış seviyesi var, bir en yüksek seviye var ve en dip seviye var. Onları şöyle mesela, siz burada bir formasyon olarak şunu kodlayabilirsiniz. Günün en az 2 ya da 3 katı iğne bırakırsa ve body'si nerede kapandığı önemli değil ama üst taraftaki iğne, yani günün en yükseğiyle günün en yükseğiyle kapanış arasında çok, mesela çok düşük bir fark olacak ve diğer tarafta 2 ya da 3 katı fark olacak açılış ve seviyesine. Bir sonraki mumda alış emri girin tarzı bir kod yazmak gerçekten mümkün. Daha farklı şeylerden çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu konuda yazılımsal bilgim yok ama basic bir şekilde basit şeyler anlamında yazılımsal bilgim var. O yüzden basit olduğunu düşünüyorum. Onun dışında mumları kullanarak açılış ve kapanış seviyeleri belli bir oranın üzerindeyse, mesela günlük ortalama 1 saatlik mum, günlük ortalama 1 saatlik mum 10 pips ise ya da günlük 1 saatlik mum, bir dakika, 100, 5 pips aşağı yukarı. Günlük 1 saatlik mumun ortalaması 5 pips ise, eğer 15 pipslik bir mum, 1 saatlik 15 pipslik mum varsa bir sonraki mumda satış ya da alış işlemi gerçekleştir. İşte buluş ya da bir iş olduğuna bakarak gerçekleştir tarzı bir şeyler kodlayabilirsiniz. Tabii ki bunlar tamamen çok bilgi ve birikim gerektiriyor arkadaşlar. O kadar yani varsa altyapınız, tabii ki uğraşırsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Onun dışında zaten test edebiliyorsunuz. Kod yazmanın en kolay avantajı o. Yani yazdığınız kodları piyasada geriye yönelik son bir ay, 2 ay, 5 yıl, 10 yıl olarak test edebiliyorsunuz ve gerçekten sonuçlar görebiliyorsunuz. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Dediğim gibi geri dönüşümleriniz çok önemli arkadaşlar. Ne kadar fazla güzel yorumlar yaparsanız, eleştiriler yaparsanız biz ona göre şekillendiriyoruz kendimizi. Ve daha güzel şeyler hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir full time trader olarak, yani full time çok trade ettiğim, ya full time trader diyemem şu an kendime ama bir full time trader olarak gerçekten çoğu zaman kullandığım şeylerin farkında bile değilim ama siz sorduğunuz zaman güzel şeyler hazırlayıp sizlere eğitici bir sunum hazırlayabileceğim. Onun dışında hemen bakalım. Mum formasyonları sinyal kuvveti olsa da girmem dediğiniz enstrümanlar var mı? Örneğin çok güçlü bir bullish. Evet, var arkadaşlar. Dolar TL.
Dolar TL arkadaşlar ben çok trade etmiyorum ve son 3 ayda belki 2 tane trade girmişimdir. Bir tanesini belki çok ufak bir kârla kapatmışımdır. Bir tanesi de stop loss'la kapandı. Dolar TL gerçekten çok agresif, hiç sağa sola belli olmayan, teknik analiz çok fazla çalışmayan, uzun vadede çalışan ama düşük kısa vadede çalışmayan bir enstrüman. Yani daha çok temel analiz, dolar TL, long. Bu kadar bir temel analizde dolar TL'de güzel işlemler yapılabiliyor. Onun dışında yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de ama dediğim gibi dolar TL'de kesinlikle ben uygulamak istemem. Benim takip ettiğim pariteler 12 tane yanlış saymadıysam 12 tane civarı bir parite var. Onun içinde altın da var. Onları trade ediyorum ve hepsini de uyguluyorum kesinlikle. Zaten hani şu anda bir önceki bir saniye chat ekranını açamıyorum. Bakayım. Bir arkadaş bir şey yazdı. Şöyle arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar en başta tabii ki benim FX 101 diye bir tane sunumum var. Ondan daha çok böyle temel öğrenmenize çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani ne ile karşılaştığınızı. Artık arkadaşlar soru cevap bölümüne geçtik. Yani sorunuz varsa kalıp sorarsanız çok mutlu olurum. Ama hayır, sizi de tutmak istemiyorum. Siz bilirsiniz tamamen. Size bağlı. Sorunuz varsa çok sevinirim. Soru cevap bölümüne geçtik çünkü sorular güzel sorular geliyor. Yani bu işi temel olarak neleri dayandığını, temel olarak neyle ticaret ettiğinizi, gördüğünüz şeyler, duyduğunuz şeyler neler ifade ettiğini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim tam bu sorunuza yönelik bir tane sunumum vardı. Webinarda gerçekleşmiştim. Seminarda gerçekleştirmiştim. FX 101 diye. Gerçekten başlangıcından itibaren nedir ne değildir her şeyi anlatmıştım. İlk başta oradan başlamanız gerekiyor. Sonra dediğim gibi bir saniye şu ekranları devam edelim. Şuraya gelelim ve bırakalım. Ondan sonra arkadaşlar daha çok hesap yönetimi, marjin, kaldıraç, risk yönetimi, risk kasa yönetimi, hesap yönetimi bunları iyice bir kavramanız gerekiyor. Demo hesapta sürekli deneme yanılmayla işte ben işte bir lot açtım bu ne kadar ifade ediyor? Ben ne kadar marjin yatırdım? Ne kadar da hesabım sıkıntıya girer? Full marjin nedir? Neden yapmamalıyız? Onları bir öğrenmeniz gerekiyor. Onun dışında bunları öğrendikten sonra yavaş yavaş fiyat formasyonları özellikle ilk 5'te saydığım gibi mum formasyonları kesinlikle bugünün gördüğünüz formasyonları mutlaka aklınızda tutmanız gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Zaten dediğim gibi aşırı derece basit. Yani şu an bugün gördüğünüz not aldıysanız yarın öbür gün trade ederken bakarsanız ufaktan göz ucuyla aklınızda kazanacaklar ve bir daha unutmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Onun dışında moving average'ler çok basit. Onların hani en azından mantığını son mesela bilmiyorum kaç kişi bunun farkında ama moving average'leri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Son 14 mumun, son 20, son 50 mum, son 100 mumun kapanışını ya da açılışını ya da en yükseğini ya da en düşüğünü göre ayarlama yapabilirsiniz. Onun dışında Fibonacci seviyelerini çok basit, çok basit, çok fazla detaya girmeden, çok fazla derine girmeden moving average'leri öğrenmenizi Fibonacci seviyelerini öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bir dalganın en başından en sonuna kadar %50'si kadar piyasa geri çekildiği zaman psikolojik olarak insanlar bunu almaya çalışıyor. Yani bir ürün olarak düşünürseniz bu ürünün fiyatı 1 liradan 10 liraya çıkıyor ve insanlar herkes almak istiyor. Sonra bazı insanlar psikolojik olarak 10 liranın artık ben satmak istiyorum ya da işte yeter benim bu kadar ya da işte korkuya fear dediğimiz korkuya yani hırs artık yerini bırakıyor korku geliyor. İnsanlar satmaya başlıyor. Sattıktan sonra bir noktadan sonra insanlar diyor ki ben bunu
1 lira da almadım, 4 lira da almadım, 8 lira da almadım. O zaman ben 5 liraya döndü, ben bunun yarısı alayım. Bu tamam psikolojik, tabii ki bunun matematiksel açıklamaları var da daha çok psikolojik olarak tabii ki bunlar gerçekleşiyor piyasada. Dediğim gibi Fibonacci çok 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 basit bir şekilde, ki hatta bizim değerli üstadımız Burhan Özdemir hocamız Fibonacci ile alakalı bir sunumu olacak 29 Ekim Perşembe gününde. Onlara bir bakmanızı rica edeceğim. Yani o webinara katılmanızı rica edeceğim. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi çok basit düşünmeniz, öğrendiklerinizi gerçekten anlamanız, sadece ezber değil öğrendiklerinizi gerçekten anlamanız ve piyasanın tamamen canlı bir şey olduğunu ve gördüğünüz fiyat hareketleri insanların ya da robotların, robotlara programlayanlar da insanlar, onların hareketleri sonucu, onların davranışları sonucu fiyatlar hareket ediyor arkadaşlar. Onu unutmamanızı ve gördüğünüz fiyat, gördüğünüz grafiğin sadece bir grafik, sadece bir çizgi olmadığını ve o bir fiyat geçmişi olduğunu hatırlamanızı rica edeceğim. Onun dışında hemen sorulara bakalım. Sunum ve videolar. Eğer en eski FX 101 sunumundan bahsediyorsanız o arşivimde var. Ekşi Forex arşivinde de var. Bizden isteyebilirsiniz. Dediğim gibi mail atarsanız size gönderebiliriz. Çok basit ve çok bilgilendirici. Aynı tarih aralığından aynı parametre birden fazla her birinden sonuç veriyor. Daha önce karşılaştınız mı? Yani derseniz WhatsApp grubunda soracağım. Ya yani ama strateji yeri mi bilmiyorum ama strateji testlerde aynı EA, aynı tarih aralığı, aynı parametrelerle birden fazla defa çalıştırdığımda her birinde ayrı sonuç veriyor. Yani böyle bir şeyle karşılaşmamız gerekiyor. Şöyle ki yani sonuçta fiyat geçmişiyle devam ediyorsunuz. Ve fiyat geçmişiyle devam ettiğiniz için tamamen onun açılış ve kapanış seviyeleri, onun parametreleri aynı şeyleri vermesi gerekiyor. Orada farklı bir sıkıntı olabilir. Tam emin değilim. Dediğim gibi ben EA kullanıyorum ama çok basit EA'lar kullanıyorum. Yani hani anında her şeyi kapat ya da stop loss'u maliyete çek ya da işte şöyle yap, böyle yap. Çok daha yani daha çok böyle script tarzı, EA'da demeyelim de script tarzı şeyler kullanıyorum. Strateji test etmedim, robot kullanmadım. Onları söyleyeyim. O yüzden çok böyle %100 emin olduğum bir cevap veremeyeceğim ama bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü mantık olarak aynı fiyattan değerlendiriyor olması lazım. Onun dışında arkadaşlar çok 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 teşekkür ediyorum. Yani bunlar canlı katılmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir karşılıklı bir sohbet var, karşılıklı bir fikir alışverişi var, karşılıklı bir soru cevap var. YouTube'dan da izleyebilirsiniz daha sonra ama gerçekten canlı izlemenizi gerçekten rica edeceğim. Bir sonraki webinarımızda da katılmanızı bekliyorum herkesin burada. Çünkü sürekli bağlantılı şeyler anlatıyorum. Zaten ilk webinardan izlemeye devam ederseniz şu anki anlattığım şeyler ilk webinarda anlattığım şeylerle tamamen tutarlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü hep bağlantılı kendi yaptığım şeyleri anlatıyorum. Onun dışında arkadaşlar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir sonraki webinarda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sorunuz yoksa 1-2 dakika bekleyeceğim. Sorunuz yoksa kapatıyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.